Böyle zamanlarda panik yapmanın ne kadar büyük bir zarar, beklemenin ve sakin kalmanın da ne kadar büyük bir kar olduğunu çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi panik yapmayanlar, beklemeyi bilenler yine rahat bir nefes almayı başardılar ve önümüzdeki günlerde emin olun hepimiz sırtlarımızı yaslayacağız koltuklarımıza ve kahvelerimizi hep birlikte yudumlamaya devam edeceğiz. Buradaki amaç para kazanmak falan da değil arkadaşlar. Buradaki amaç elimizdeki nakiti mümkün olduğunca koruyabilmek, alım gücümüzü koruyabilmek. Hep bunu söylüyorum. Uzun vadenin altındaki sihir bu aslına bakarsanız. İleride bir araba almak istiyorsunuz, para biriktiriyorsunuz. Arabanın fiyatı artıyor ama sizin paranızın değeri düşüyor. Alım gücünüz düşüyor. Buna karşı bir önlem almak istiyorsunuz ve paranızı koruyabilmek için gidiyorsunuz borsaya yatırım yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz dolar altın alıyorsunuz. Paranızı faize yatırıyorsunuz. Yani enflasyonist baskılara karşı kendinizi koruyorsunuz. İşte bunun adı yatırımdır arkadaşlar. Günlük olarak işlem yapıyorsanız bunun adı kumardır, risktir. Bu riskten uzak durun diye ısrarlı bir şekilde sizlere söylüyordum. Bunu bilinçli bir şekilde traderlar yapıyorsa konu bambaşkadır. Hiç işi bilmeyen, başka bir yığın işle uğraşırken hadi bir de trade yapayım diyenler olursa işte onlar sizsiniz, kaybetmeye mahkum olursunuz. Gerçekten üzülüyorum. Yazık, günah. İnsanlar 7 liradan aldılar. 6.70'in altında dolarlarını bozdurdular. Niye? Panikletildiler çünkü. Kulaklarınızı her yere açarsanız o duyduğunuz sözlere inanırsınız ve sonrasında 6.70'den 6.80'e giden dolar kuruna da böyle şaşkınlıkla bakarsınız. Eyvah, ben ne yaptım diye kafanızı duvarlara vurursunuz. Defalarca sizleri uyardım. Defalarca. Yapmayın, etmeyin, bekleyin arkadaşlar. Sakin olun. Dünyanın konjonktürüne bakın, haberlere bakın, veri akışına bakın. Dünya iyi bir noktaya doğru gitmiyor. Riskler artıyor. Altın fiyatları yükselecek, dolar fiyatları yükselecek. Onun için kendinizi mümkün olduğunca koruyun dedik. Dedik ama dinletemedik. Bunu bir yatırım tavsiyesi gibi algılayanlar oldu. Hayır, bir yatırım tavsiyesi değil. Aksine bir koruma tavsiyesiydi. Bir korunma tavsiyesiydi sizlere. Bizi izleyenlerin birçoğu da bizi dinleyerek şu anda sakin kal başardılar ve eminim ki ilerleyen tarihlerde de diyecekler ki ya ne güzel, doğrusunu yapmışız, bekleyerek paramızın gücünü korumaya devam ettik. Bugün de her zaman olduğu gibi tabii doları, altını, borsayı konuşacağız. Tabii ki uluslararası piyasalarda neler yaşanıyor, veri akışı ne, haber akışı ne, bu haberler ne anlama geliyor, bunların da hepsini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce borsayla başlayalım. Borsa dün 110 bin seviyelerindeydi biliyorsunuz. 109 bine kadar gevşedi. Biraz daha düşer mi? Düşme ihtimali çok ama çok mümkün arkadaşlar. Ama benim korkum ne biliyor musunuz? Bu balonun patlaması, hafif hafif gevşemesi değil. Şu anki düşüş bir gevşeme bana göre. Yani 110 binden 109 bine gelmiş bir borsa endeksinde kimsenin korkmaması gerekiyor. Bu sert bir düşüş falan değil. Ama yarın öbür gün bu borsalardaki balon patladığında Amerika başta olmak üzere bir anda biz 90 binli, 80 binli seviyeleri görmeye başlayacağız. İşte onun adı da çöküş olacak. Ve o satışlar size büyük zararlar verecek. Hele ki satışlar devam ederse, yani 60 binlere kadar gevşeyen bir endekse karşı karşıya kalırsak, Türkiye üzerinde konuşuyorum. Diğer taraftan Dow Jones'ta da aynısını görebiliriz. Nasdaq'ta da görebiliriz. DAX'ta da görebiliriz. Financial Times'ta da görebiliriz. Yani bir yılın endekste bu sıkıntıları görebiliriz. Balonun patlaması pek çok kişinin çığın altında kalmasını beraberinde getirecek. Onun için dikkatli olun diyorum bakın. Dünyanın her yerinden çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Şubat ayı itibariyle Amerika'nın resesyona girdiği resmileşti. Evet, resmileşti. Öbür tarafta Avrupa'ya bakıyorsunuz. Euro bölgesi ilk çeyrekte %3.8 oranında daraldı. Dünyadaki pek çok havayolu şirketi kritik süreçlerden geçiyor. Sadece havayolu şirketleri değil. Bankalar, reel sektörün diğer alanları. Tedarik zincirleri kırıldı. Çin bir yığın yatırımcısını kaybetti. Artık ülkeler şunu konuşuyor. Biz Çin'de üretim yaptırarak bugüne kadar maliyetlerimizi düşürdük ama tedarik zinciri problemiyle de karşı karşıya kaldık. Demek ki bundan sonraki süreçte firmalarımızı geri çağırmalıyız. Hem işsizlikle baş edebilmek hem de ekonomik sıkıntılarla tekrar bu şekilde yüz yüze gelmemek için bu adımları atmak zorundayız diyorlar. Doğal olarak arkadaşlar, bu kadar karmaşık bir ortamda siz doların yükselmeyeceğini söylüyorsanız büyük yanılırsınız. Altının yükselmeyeceğini düşünürseniz büyük yanılırsınız. Bakın, dünyada riskler her geçen gün artmaya devam ediyor.
ediyor. Bir taraftan çok bilinçli bir şekilde arttırılan siyasi riskler var Trump tarafından. Çin'le sürekli olarak papaz olan, Avrupa ile papaz olan, Türkiye ile papaz olan. Neden? Çünkü seçim süreci 3 Kasım'a kadar ortamı germeye devam edecek. Öbür taraftan pandemi gibi ne olduğu belli olmayan bir süreç var. Evet, bugün normalleşmeyi konuşuyoruz ama 3 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. 3 ay sonra bir anda ortalık karışabilir, tekrar pandemi hortlayabilir ve hatta çok daha ağır hasarlar verebilir. Ekonomi sahiden bir kez daha durma noktasına gelebilir. İşte o zaman işin rengi tamamen değişir. Avrupa'da resesyon konuşulurken şimdi deflasyon da konuşuluyor. Deflasyon fiyatların düşmesi anlamına geliyor. İlk duyduğunuzda ne güzel bir şey diyebilirsiniz ama bu aslında talebin tamamen düşmesi, gelirin iyiden iyiye düşmesi, satın alma gücünün düşmesi anlamına geliyor. 1930'lardaki bu ekonomik buhran vardır. Hep sizlere bahsediyorum. O ekonomik buhran gibi bir sürece girilmesini işaret ediyor aslında. Bütün uzmanlar, bütün yetkililer 1930'lardaki ekonomik buhrandan çok daha tehlikeli bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerlediğimizi söylüyorlar. Onun için sizlere diyorum ki bu dönemde nakit kral, mümkün olduğunca paranızı korumaya ve kollamaya devam edin. Ya bir de kollamak var. Paranıza sahip çıkmak var. Onun bunun sözüyle hareket etmemek var. Paranızı kaybetmemek var. Siz günlük işlemler yaptığınızda, kaldıraçlı işlemler yaptığınızda, risklere girdiğinizde, büyük risklere girdiğinizde, bu dönemde iş kurmaya kalktığınızda mesela tırnak içerisinde büyük riskleri de sırtlanmış oluyorsunuz aslına bakarsanız. O nedenle bu risklerden bu dönemde mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Borsa da o risklerin başında geliyor arkadaşlar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bakın. Tüm dünyada, başta da Amerika geliyor. Rakamlara bir bakalım. 6.80 seviyesinde bir dolar kuru. Cuma günü ne dedik? 6.80'in üzerine gidecek dedik. 6.80'in üzerinde tutunduğu takdirde yaklaşık bir hafta içerisinde, maksimum 2 hafta içerisinde de 6.95 seviyesini bir kez daha göreceğiz dedik. Euro da 7.70'lerin üzerine çıkar dedik. 7.72 seviyesinde. Bakın, ben olanları söylüyorum. Olacakları konuşuyorum ve olanları, gerçekleşmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Nerede hani altında, gram altında 280 liralar? Nerede dolarda altının altındaki seviyeler, 5.80'ler, 5.60'lar? Hani oralara gidecekti, çok sert düşüşler olacaktı. Niye olmadı? Hani swap anlaşmaları, sürekli olarak görüşmeler yapılıyordu. Çok iyi gidiyor görüşmeler. Bu swap'tan gelen parayla doları baskılamaya devam edeceğiz falan diye açıklamalar yapıyorlardı. Ne oldu arkadaşlar? Ortada fol yok, yumurta yok. Parite, bakın 1.1353 seviyesine gelmiş bir parite. Yine bir yükseliş trendine girdi parite. Ben ısrarla söylemeye devam ediyorum. 1.08'e giden bir parite göreceğiz. Ama yakın zaman içerisinde gördüğümüz kadarıyla yine 1.14'ü zorlayan bir parite var karşımızda. Bir tarafta parite yükseliyor, euro dolar paritesi. Öbür tarafta dönüyorsunuz, bakıyorsunuz dolar endeksine. Dolar endeksi de düşüyor. Orada da 96.38 seviyesini görüyoruz. Buna rağmen Türkiye'de dolar yükseliyor ve 6.80'e kadar dayanmış durumda. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Normalde parite yükseldiğinde doların gevşemesi, euronun yükselmesi gerekir. Türkiye için konuşuyorum. Öbür taraftan dolar endeksi düştüğünde de Türkiye'de doların gevşemesi gerekir. Buna rağmen dolar yükseliyorsa eğer arkadaşlar, demek ki dolar endeksi tekrar kendisini yukarıya attığında, ki atacak, bakın göreceksiniz, 100 puanın üzerinde bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalacağız. Çok yakın zaman içerisinde, öyle aylar yıllar falan değil, 1-2 hafta içerisinde yine biz dolar endeksini 100 puanın üzerinde göreceğiz. Öbür taraftan paritede de 1.08 seviyesini gördük. Bu durumda siz 7 liranın altında bir dolar kuru olabileceğine inanıyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün mü? Hele ki bir yığın sıkıntılarında olduğunu düşünürsek, yani o sıkıntıları da bu işin yanına koyarsak. Öbür taraftan faize bakıyorsunuz, 9.19 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Neden? Riskler artıyor. Riskler arttıkça da politika faizi ile tahvil faizi birbirinden ayrışıyor. Yani biz yüksek faiz verelim de borç bulalım endişesiyle faizleri yukarıya çekmeye devam ediyoruz. Biz çekmesek de piyasa kendi kendini çekiyor yukarıya. Faizler aslında riskin büyüklüğünü gösteriyor bize. Yine altın onsuna bakıyoruz. 1.680'e geldiğinde ya bak biz demiştik işte 1.500'e giden bir altın onsu var dediler. Dedim ki sizlere, tekrar 1.700'ün üzerine gelecek. Şu anda 1.720'lerdeki bir altın
altın ons değerinden bahsediyoruz. Keza gram altın 365'e düştü, 350'ye gidiyor. Hurra dediler. Bakın bugün yine 375 seviyesinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Olmaz arkadaşlar, düşmez. Düşmesi için hiçbir neden yok. Ne veri akışına baktığımız zaman bir neden görüyoruz, ne haber akışına baktığımız zaman bir neden görüyoruz, ne de siyasi akışa baktığımız zaman bir neden görüyoruz. Daha ötesi, para piyasalarındaki gelişmelere baktığımızda böyle bir neden hiçbir şekilde ortada yok. Altın onsu, gram altın ve dolar yükselmeye devam edecek. Keza Brent petrole bakıyorsunuz. 43 dolara kadar çıkmış bir Brent petrol 40 dolara kadar tekrar düştü. Suudi Arabistan arzı arttıracağım diyor. Rusya arzı arttırmaya hazırlanıyor. OPEC ülkeleri kısıntıları kaldırma konusunu konuşmaya başladılar. Yani tekrar piyasaya bir petrol akışı başlayacak. Bu da petrol üzerindeki baskıyı arttıracak. Neden? Dünyada bir üretim mekanizması işlemiyor. Nereden anlıyoruz üretim mekanizmasının işlemediğini arkadaşlar? İlk çeyrek verileri kötü, ikinci çeyrek verileri berbat tüm dünyada. Üçüncü çeyrekte belki bir miktar toparlanma olacak ama öyle yüksek bir toparlanma beklenmiyor. Turizm hareketlenmeyecek, üretim sınırlı kalacak, ülkeler arası dış ticaretle ilgili problemler artarak devam edecek. Üçüncü çeyrekte de öyle hızlı bir toparlanma görülmüyor. Dördüncü çeyrek zaten yılın sonu geldi demek. İş 2021'e kalıyor. 2020 ile ilgili rakamları sürekli olarak revize eden kurumlarla karşı karşıyayız. Dünya Bankası'nın revizesine bakın. 7.7'lik bir revizeye gitti arkadaşlar. %7.7 oranında düşürdü küresel büyümeyi. Küresel büyüme tahmini %5.2 daralma yönünde. Dünya ekonomisi %5.2 daralacak. Büyük ihtimalle Avrupa ekonomisi daha da yukarıda bir seviyelerde daralacak. Amerika daralmaya devam edecek. Bizim ticaret yaptığımız bütün ülkelerde ciddi daralmalar bekleniyor. Türkiye daralmayacak. Olur mu öyle şey? Ve Dünya Bankası Türkiye ile ilgili de beklentisini revize etti. Bu seneki daralmanın 3.8 olmasını bekliyorum dedi Türkiye için. 2021'de büyüyebilir ama 2020 senesindeki daralması %3.8 olacak dedi. Türkiye geçen senede daraldığı için bu seneki daralma çok daha ciddi etkiler yaratıyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Bütün dünya %5 daralırken Türkiye bak az daralıyor. Olur mu? Geçen seneki daralmasını ne yapacağız? Türkiye zaten küçülmüştü. Üzerine ekstra bir küçülme daha yaşıyor. %3.8 ile. Hong Kong'da Katay hava yollarının desteklenmesine karar verildi. 5 milyar dolarlık. Avrupa'da Fransa'ya dönüyorsunuz bakıyorsunuz. Havacılık sektörünü kurtarmak için yine 15 milyar euro harcamayı planlıyorlar. Bütün bu tablo bize gösteriyor ki çok ciddi bir ekonomik sıkıntıyla dünya karşı karşıya ve ekonomik sıkıntılar artarak devam edecek. Çin'den firmalar kaçıyor. Demek ki Çin'in de işi zorlaşıyor. Amerika'da sürekli olarak hem ekonomik sorunlar hem siyasi sorunlar devam ediyor. Bir yandan ekonomik veriler bozuk gelmeye devam ediyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şöyle bir tevatür var. İşsizlik verilerinin yanlış hesaplandığı ile ilgili ve bu işsizlik verilerinin önümüzdeki ay revize edileceği ile ilgili eğer ki böyle bir tablo ortaya çıkarsa yandı gülüm keten elba arkadaşlar. İşte o zaman var ya dünya ekonomisi resmen büyük bir ekonomik kriz ve riskler bütünü içerisine girer. Altını kimse tutamaz. Kimse tutamaz. Bu koşullarda bile altının yükselişini durduramıyoruz biz. Eğer ki yarın öbür gün Amerika'da gerçek anlamda işsizlik verileri ortaya çıkarsa, sahiden bir hata yapıldığı ortaya çıkarsa işte o zaman hiçbir şeyin önünde durulamaz. Baraj boşalır, sular akmaya başlar arkadaşlar. Yapılan yardımların da hiçbir değeri, hiçbir kıymeti kalmaz. Sonuç, önümüzdeki süreçte borsadaki düşüşün devam ettiğini göreceğiz. Umarım bu şekilde yavaş yavaş düşer. Balon patlarsa bir anda 70 binlerde, 80 binlerde bir borsayla karşı karşıya kalırız. Uzun bir süre boyunca borsanın tekrar yükselmediğini hep birlikte görürüz. Dolar 6.80'in üzerinde tutunmayı başardığı sürece ilk hedefi 6.95 olacak. İkinci hedefi 7, üçüncü hedefi 7.20. 7.20 kırıldıktan sonra üstü boş. Onu oturur bir kez daha konuşuruz. Benim beklentim hızlı bir şekilde 7.80'e doğru ilerlemesi. Euro'ya bakıyorum 7.72 seviyesinde Euro dolar paritesinin düşmesiyle birlikte belki hafif bir gevşemesi olabilir ama Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek ve
büyük ihtimalle biz 8 liranın üzerine giden bir euro ile karşı karşıya kalacağız. Altının onsu 1718'de, 1760'ı kırma tehlikesi her geçen gün biraz daha artıyor. Yakın zaman içerisinde 1760 kırıldığında 1800'ün üzerinde bir ons değeriyle karşı karşıya kalırız. Doğal olarak gram altın hem doların hem de onsun yükselişiyle birlikte 400 liranın üzerine kendisini atar. İlk hedefimiz 402 lira, ikinci hedefimiz 420 lira, daha sonra üstü boş. Ve altının rekor denemeleriyle birlikte gram altında da her gün yeni rekor denemeleriyle karşı karşıya kalacağız. Buradaki püf nokta her zaman söylediğimiz gibi beklemek, sakin olmak, paniklememek, zaman zaman yaşanan geri çekilmeleri de göğüsleyebilmek. Hem fiziki olarak, hem mantalite olarak, hem de finansal olarak. Yani ben burayı bozayım, kaçayım, edeyim falan filan moduna, düşüncesine girerseniz kaybetmeye mahkum olursunuz arkadaşlar. Son olarak Brent petrol 40 dolar seviyesinde, gelen her arz açıklaması bundan sonraki süreçte ve gelen her üretim bozukluğu açıklaması petrol üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Yakın zamanda 30 dolarlara yaklaşan bir petrol fiyatıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bugünkü videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz, destek verebilirsiniz. Bizi Instagram'dan da mutlaka takip edin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.